Evet, fasulyeler tamam da salatalık toplamaya giriştim. Bir baktım çok fazla böyle boşta kalan uç var. Onun için şimdi yeniden ip atıyorum yukarıdan. Çünkü dal budak salıp fasulyeyle arayı birleştirmeye meyilliler. Birleştirmemekte fayda var. Şimdi önce toplayayım. Evet, böyle ikinci lipler de yaptım. Bunlardan da artık aralarda filizleri, yani yan kolları oralara tutunacak. Boylu boyunca yaptım çünkü hakikaten fazlaca kol atıyor. Gölgeye doğru geldikçe, yani burada şu ceviz ağacının altında kalanlar daha cılız. Çok fazla kol atmıyor ama yine de hani ürün veriyor. Evet, burada da zaten tohumluğumuz artık sapsarı olmuş. Onu da ne zaman almak gerekir? İyice olgunlaşınca herhalde. Onu bir Yasemin'e bir göstereyim. Bugün fasulyeleri topladım. Görebildiğimce. Dur bakalım, onları şimdi konserve yapacağız. Ben şu iki sırayı fasulye sanıyordum. Sonra bir baktım, burada da bir sıra daha fasulye. İnsan karıştırıyor. Fasulye miydi, barbunya mıydı? Hatlar karışabiliyor. Hatta bayağı kartlaşmış buradakiler. Daha da bak, görmemiş. Yani ben burada göremiyorsam vallahi bizimkiler, komşularım bayağı böyle iç içe yaptılar. Nasıl topluyorlar ama topluyor. Nurcan bir giriyor aralarına. Kovalarca böyle fasulyeyle çıkıyor. Ama ben şu anda bakın uzun kollu giydim. Yani ben şu anda böyle Bahadır'ın eski bir gömleğini işte yazın çıkarıyorum. Kenarda duruyor bu her zaman. Fasulye toplamaya girileceği zaman bu gömlek giyiliyor. Evet, güneş artık kendini gösterdi. Güneş kendini gösterince de insan daha çok terlemeye başladı. Biraz önce bir de gittim bizim guruk tavuğa baktım. Ay, hiç kalkmıyor yerinden. Dün ona ben gittim domates falan attım, hani domates salatalık önüne koydum ki hani yattığı yerde serinlesin diye. Hatta bu mevsimde gurka yattığında bitlenir falan diyenler oldu sonradan, ama yatırırken bilmiyorduk biz öyle bir şeyi. Şu anda ikinci haftasına girdi, bu saatten sonra da yazıktır hayvanı oradan kaldırmak diye düşünüyorum. Yani artık ne olacaksa olacak. Buranın yayla olmasına güveniyorum. En azından hani gündüzleri sıcak olsa da, ki gene de şehirlerdeki gibi sıcak değil. Bakın şu anda saat 10:30-11'e doğru geliyor ve ben hala bahçede çalışabiliyorum. Onun için yani ona güvenerek bakalım bırakacağız. Benziyor ya herkes birbirine. Kilo vermişsin diyecektim. Evet, topladım. Ablama hoş geldin. İşleri bunlar. Ya, zaten hoş geldin. Evet. Yardım kuvveti gelmiş. Yardıma geldi zaten. Onun için dünden beri diyor ki hadi ne yapacağız? Dedim bir dur dün, ama gene de yemek tabii ki kilitlendi. Ya yani boş oturmak olmuyor zaten burada. Sen de yani, oturamıyorsun ki. Yani iş yapmaya gelmişsen yapılacak işleri olabilir. Evet. Bakalım Adana'dan izleyenlerden seni tanıyanlar şu gözlüğünü bir çıkar.
Hani çünkü şeyde Paksoy'da yöneticilik yaptı, öğretmenlik yaptı Paksoy Kız Lisesi'nde yıllarca ya. Onun için öğrencisi, öğrencisinin çocuğu, anası. Herkesin çıkar. Evet. Dünya çok küçük ya. Çok. Bak 40 yıl sonra. Değil mi ya? Ya bizimkisi çok işte tuhaftı ya. Bir de hani İzmir'den mezun olsam karşılaşma olasılığı hani olabilir. Ha, kaç sene geçmiş İzmir'de yaşa hepimiz bir. Evet. Ya haberdar olma. Yok. Bundan dağın başında karşılaşma. Sonra gel dağın başında neredeyse duvar duvara komşu olacaktık. Evet. Yani gönüle alınan ev normalde biz pazarlığını yapıyorduk. Sonra mezun olmaktan vazgeçince handanlar devreye girmişler. Kapora bile vermişler. Habersizce. Tabii tabii daha o zaman hayır, tanışmıyoruz. Konuşmuyorduk. Ondan sonra ilgilendiğini bile bilmiyorum. Biz sonra işte aradık gönül isteyince Bahadır aradı. Şey dedi ev sahibi. Vallahi dedi doktorlar dedi kapora verdi. Bahadır da demiş ki olur da hani sanki içine doğmuş gibi. Olur da vazgeçilirse ilk demiş bizi ara. Adam da o hafta aradı. Ve gönül evi ondan görmedi. Sonra da kaporayı iade etti. Heh, gönül ne evi gördü, kısmet, kısmet. Ne köyü gördü. Kısmet. Evet. Hatta ben gönüle ısrar ediyorum. Gönül bak diyorum gel gidelim mi köyü gör. Yok diyor işte videoda gördüm diyor. Tamam. Sen tamam. Diyor güzel dedin. Tamam diyor. Olay tamam. Olay. Ve şu anda çok memnun. Ne renk denir buna şimdi? Şeker pembe mi diyelim? Çok güzel bir pembe. Bak bu gül de hiç üzeri boş kalmıyor. Çıtır gül. Bunu çıtır Serdar gül. Galiba bir gün dedi ki abla dedi ben dedi budadım. Buralara getirdi dürttü. Oldu. Ona benzer bir gül bizim evde de. Evet. Şu eski evimizde değil mi? Evet. Çocukluğumuzdaki evde. Ama o sarmaşık sarılık. Ya bu da büyüyecek. Daha birinci yılı onun. Evet şimdi. Fasulyeleri şöyle turşu tuzuyla şunu kaldırayım da reklama girmesin. Şimdi. Önce kuru kuru tuzla değil mi? Eskiliyoruz. Özlesin miydi? Yani burada amaç mikrop kırmak falan değil. Zaten hani temiz. Ama şöyle bir ezmek kıtırlığını almak. Bak mesela taneli olanlar hemen tanesini bıraktı. Kabuğu ayrıldı. Gördün mü? Bunları tavuklara. Şimdi bu ilk ovduğum kartlaşmış biraz fark etmemişim. Ben bunları geç toplamışım. Ay ben demin çekiyorum sana. Aa, anlattım da anlattım. Şimdi sizin için ilk ama benim için ikinci baskı olacak. Fasulyeleri sabah topladım serinlikte. Oturduk. Ablam ayıkladı ağırlıklı olarak. Sonra Handan geldi. Ben de Handan da ona yardım ettik. Fasulyeler ayıklandı. Sonra iki ayrı kaba ayırdık. Çünkü bir kısmı biraz beklemiş, görmemişim o sırayı. Biraz daha kart olanları ayrı pişirelim dedik. Çok taze olanları ayrı. Onları doğradık. Sonra kaba tuzla, turşu tuzu var ya. Onunla böyle güzelce ovduk. Ondan sonra üzerlerine su koydum. Şimdi tuzlu suda onlar beklerken domatesini doğrayacağız. Domatesi hazır olsun. Kavanozlar hazır olsun. Kapaklar geldi. O kapakları yıkayayım. Ondan sonra pişirme başlayacak. Evet bugün kış hazırlıkları resmi olarak başlamış oldu. Aslında hani ben kışa ille de çok saklayalım falan derdinde değilim ama şimdi dün değil önceki gün kız kardeşime 2 kilo toplamıştım. Bugün bak tartmadım ben bunu unuttum tartacaktım aslında. Rahat bir 5 kilo var. Var mıdır? Var. İşte yani bir de bir kavanoza kaç kilo giriyor onu aslında merak ediyordum. Neyse.
Bugün bak biz 5 kiloya yakın topladık. Handan da yaklaşık 1 kilo topladı. Fazla mıdır? Yani Handan da topladı. Yani demek ki bir toplamada 6-7 kilo. Zaten geçen sene de öyleydi. Bir topladım. Annemlere yollayacaktım. Hatta 7 kiloydu. Sonra Temmuz sıcağında yollama dediler. Onları konserve yapmıştım. Evet. Yani dalında kartlaşmasındansa işte konserve yapmak daha mantıklı oluyor. Çünkü şimdi bir arkadaşım gelse mesela toplasa daha hora geçer. Evet, 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 şişe hazır şu anda. Bakayım 11 şişe, yok oradan 11 şişe çıkmaz. Şu torbada kalsın. Bakalım. Evet, şimdi kapaklar hazır, şişeler hazır. Ben bunları süzeyim. Suyundan bir arındıralım diye. Tamam. Şimdi bunu böyle buraya alırım. Ben ateşi yakana kadar bu süzülür. Şimdi ateşe yakabiliriz. Evet, birkaç kozalağı birbirine çatıyoruz. Ondan sonra ateşi rahatça yakıyoruz. Pürümüz yine bozuldu. Ya bizim kadar pürümüz bozan başka biri yoktur herhalde. Niye bozuluyor anlamıyorum. Önce normal kendi dolum yapılan pürümüz aldık. 2 defa mı 3 defa mı? Kendi içindeki dolmuş olan bitince yeni doldurduğunda yok. İlk aldığın gibi çalışmıyor. Sonra kafa olarak aldı Bahadır. Direkt tüpe takılıyor. O da bozuldu. Dün diyor ki 2 tane daha aldım. Vazgeçmek yok. Küçük diyelim burada.
az yağda yapıyorum. Çünkü pişirirken ister istemez, şimdi soğan yok ya içinde, bunun içine sadece az yağ, fasulyeyi sarartıyorum. Sonra üzerine domates, o sıcağıyla da kavanoza koyacağım. Yalnız sonra pişirirken hani soğanını kavuruyoruz ya yağda, ister istemez hani çok yağlı olabilir. Onun için bunu mümkün olduğunca az yağda çeviriyorum. Kuzum, uyudun, uyandın mı? Miyav. Evet. Tamam. Güzel. Renk değiştirdi fasulyeler. Şimdi domatesini koyacağım. O çiğ kokusu var ya, işte o koku zaten işte kayboluyor. Tamam. Şimdi domatesimi koyalım. Evet, şimdi bu domates de çok iyi kaynaması gerekiyor. Yani asıl kavanozun kapanmasını sağlayacak olan bu domatesin suyu ile oluşan buhar olacak. Bu arada ne gözüme çarptı? Şuradaki kabakların bir kısmı sarılacak şey bulamamış. Ben onlara bir iki ip atayım yukarıdan. Evet, buhar olacak ama kamera, bak işte tamam, konacak kıvama geldi. Şimdi kavanozlara koyuyorum. Ablama da mütemadiyen çalıştırıyorum. Erikleri dildi. Onu koydum şimdi şeye. Bamyalar bitti. Bamyalar bitti. Buzdağı kalktı. Eline sağlık, ne kaldı? Elmalar da sıra. Sıra elma. Şimdi önce bir elmayı dolanıp düşen var mı ona bakacağım. Ha, hadi. Bana diyor ki bir an önce diyor yapılacakları bitirelim, rahat rahat oturalım. Bitmez. Hayır, rahat rahat oturalım değil. Topladığımızı bu sefer yapalım. Ha, tamam, birikmişleri halledelim. Birikmişler bitsin. Doğru, doğru diyorsun. Kızılcık var sırada. Bugün kızılcığı toplayamadık. Yarın onu hallederiz. Bakalım, belki de bunlar çabuk biterse ateş sönmeden koyabilirim de. Bakalım. Su aksın, yolunu bulsun. Kapağa değmesin istiyorum. Kapakta neydi yöntem? Koyuyoruz 3 geri. 1, 2, 3. Sonra ileri. Ve ters kapatmıyoruz. Kesinlikle. Çünkü o plastik yenileşerek
kapak tutunuyor ya, plastiğe değmemeli sıcak şey. Ya bizim şu vardı, ben şunu hiç düşünmedim, deminden beri elim yana yana dolduruyorum. Ya. Bizim tavuklar 2-3 gündür yumurtlamıyor. Dün hele hiç yumurta yoktu. Bu aralar 2 tane, 1 tane falan böyle. Evet, 4 kavanoz oldu. Ay inşallah, hadi firesiz olsun. Şimdi bunu da ayrı pişireceğim. Çünkü bu biraz daha irileşmişti. Onun için bunu ayrı pişireceğim. Şöyle kabuğunu atmış olanları da. Ama su gibi ya. Yok yok, ayırmayayım. Şöyle çok kalın gibi görünenleri alayım. Ama bunlar da bak hiç kabuklu mabuklu değil. Evet, şimdi yeniden yağını koy. Fasulyeyi sarar, üstüne domates. Evet, bunun da domatesini döktüm. Hazır dedim ateşimiz harlıyken, ya bana gitmesin çünkü kalanlar köz olarak hani sönüp gidiyor orada. Evet, şu kızılcığı artık yerlere dökülmüş. O kadar ermiş, o kadar ermiş ki. Bakın yerlerde topladım. Toplayabildiğim kadar topladım. Hani böyle dokunduğunda dağılmayanları topladım ama ağaçtan asıl topluyorum. Daha dokunur dokunmaz pıtır 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 dökülüyor. O kadar ermiş. Hani ağacı sergi yapıp sallasın çok daha kolay olur mu? Yani sergi yapmaya değecek kadar yok. Bu küçük bir ağaç olduğu için uğraşmayayım dedim. Şöyle vişne toplar gibi tek 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 topluyorum. Yine de düşenler oluyor. Bak, serginin dışına kaçtı kerata. O kadar da serdim ben bunu. Vallahi iki koldan çalışıyoruz. Sağ olsun, iyi ki geldi ablam. Yoksa hani bu dönemde yetişmek mümkün değil. Şimdi kız kardeşim de gelmişti. O çırpıda öğretmen olan, ama o dedi ki ben biraz evimi toparlayayım. Çünkü bir aydan fazladır Adana'dan kaldı o. Evet, kızılcığı tarttım. 1 kilo 900 gram geldi. O küçük ağaçtan çıkan kızılcık bu. Ama tabii çoğu da dökülmüş. Çok fazla olgunlaşmış. Çok erken aslında, Ağustos sonunda kızılcık işlemeye başlıyorduk. Ama bu yıl hava çok sıcak. Onun için her şey erken gidiyor. Hazır ateşim yanıyorken, hatta biraz da su koyayım yapışmasın. Evet, kızılcıklarımı güzelce yıkadım. Şimdi üzerini geçecek kadar su. Evet. Bu burada yumuşasın. Ondan sonra kevgirden geçireceğim. Sonra bakarız artık, şeker katıp marmelat mı yaparım, ekşisini mi, bir şeyler yaparız. Ama o yarın. Bugün sadece burada hem ateş yabana gitmesin dedim, hem de o da aradan çıkmış olsun. Evet, bugün sulama yapmıyorum. Kuyunun suyu iyice azaldı. Bir kepçe bekliyorum. Köye büyük bir kepçe gelsin de kuyunun dibindeki balçığı temizletelim. Evet, bugün de akşam oldu. Bayağı bir şeylerle
Yol aldık. İki el olunca hızlı yol alınıyor. Diğer kız kardeşim gelsin. Üç el olunca daha da hızlı. Bak gül. Evet, iyi oluyor. İyi böyle. Hızlanıyor işler. Haydi herkese iyi akşamlar. Biz şimdi gezmelere gidiyoruz.